Bugün gördüğünüz gibi şöyle bir yerdeyiz. Arkadaş götü ıslanacakmış diye oraya oturdu. Gördüğünüz gibi kış manzaralı. Güzel bir mekandayız. Bugünkü videomuzun konsepti birazcık farklı. Cem Yılmaz'ın dizisi olan Erşen Kuner'in dizisinin ikinci sezonunu inceleyeceğiz. Bunu yorumlayacağız beraber. Hakkında yorum yapacağız. Ben ikinci sezonu izlemeyi yeni bitirdim. Çıkalı da bir iki ay falan bayağı oldu. Yeni başlamam sebebi işte dersler falan yeni vakit bulabildim. Bunun arkadaşlar benim ilgimi çeken şey oldu. İkinci sezon çıkar çıkmaz ağır bir eleştiri yağmuruna tutuldu ve yerden yere vurdu her şeyiyle. Senaryosuyla olsun, kostümleriyle olsun, belaltılığıyla olsun her şeyle yerden yere bulunmuştu. Birinci sezon da çok eleştirdi ama ikinci sezon kadar sert eleştirilmemişti arkadaşlar. Ben buna şaşırdım. Her açıdan yani ikinci sezon yerden yere vuruldu ve ben birinci sezonu izlemiş biri olarak birinci sezonu çok kötü bulmamıştım. Eğlendiğim anlar, güldüğüm anlar, gülme krizine girdiğim anlar, hatta en beğendiğim bölüm birinci sezonda Kooperatif Kemal bölümüydü. Ve o bölümde gerçekten çok hala açıp açıp izler gülerim yani o derece başarılıydı. Ve böyle bir şey olunca hani ikinci sezona böyle kötü yorumlar gelince merak ettirdi doğrusu hani. Dedim Cem Yılmaz acaba bu sefer gerçekten başarısız mı oldu? Ve izlemeye başladım ikinci sezonu. İlk bölümden itibaren gerçekten beni güldürdü ve eğlendirdi. Hatta söylenenlerin aksine özellikle kostümler olsun, renk paletleri olsun, dekorasyonlar olsun. Özellikle kostümler çok renkli ve şahaneydi. Yani dönemi çok güzel yansıtıyordu. Biraz abartı vardı tabii ama onun olayı o bence. Sinematografi ve kurgu olarak da bence çok güzeldi. Senaryosu da çok güzeldi arkadaşlar. Hatta birinci sezonda bir bölümü beğenmeme rağmen Kooperatif Kemal'i beğenmiştim sadece. Bunda 3, 4 hatta 5 bölümü beğendim diyebilirim. Tamam, Yani sorma abi, yer arkadaşlar yapma. kısacası sezon 2 kötü yorumu bırakın. Sezon 1'in de üstüne koyarak daha güzel bir sezon olmayı başarmış bence. Üstüne çok şey koymuş gerek. Oyunculuk olsun. Oyuncu seçimi çok başarılıydı. Kostümler olsun, senaryo olsun. Gerçekten düşünülmüş ve üstüne uğraşılmış bir sezondu. Ve büyük emek vardı. Gerçekten anlaşılıyordu arkadaşlar. Görsel olarak, espriler olarak falan. Söylenen yorumların aksine ben çok başarılı buldum. En sevdiğim bölümler ise özellikle en çok sevdiğim kaymak zamanı oldu. Çok eğlenceli, komik, iyi düşünülmüş ve sonunda bir plot twist barındıran bir bölümdü. Ona çok güldüm. Yani hamur işi bölümü de çok orijinal ve komik bir soygun hikayesi de arkadaşlar. Ona da çok güldüm. Yaprak sarması da eleştireldi. Eleştirel ve çok absürtlükler, abartılar vardı tabii. Yani bunlar olabilir. Önemli olan burada genele bakmak. Acı Baba ve Nekes Hayat da bence güzeldi. Kaymak zamanı ve hamur işi benim en favori iki bölümüm oldu arkadaşlar. Bu sezonda. Başka söyleyebileceğim. Kısacası arkadaşlar bana göre Cem Yılmaz iyi yazıyor. Yazmaya da devam etmeli. İyi kurguluyor. Ve eleştirilere sert cevap vermesini de ben normal biliyorum. Çünkü ortada büyük bir emek var. Yani bir şeyler üretmek için uğraşan biri var. Bizi güldüren birisi var. Sert cevaplar vermesini ben normal biliyorum. Çünkü ortada emek var ve gerçekten emeğe birisi saygısızlık yaptığında benim de sinirlerim bozuluyor. Mizahtan anlamayan adamların da hadsiz konuşması bence doğru değil arkadaşlar. Tabii ki de abartılı yerler ve abartılı sahneler var. Fakat dizinin geneline baktığımız zaman dizi görevini yapıyor yani. İzleyici en azından beni ve arkadaşlarım da Kaymak Zamanlı bölümünü izlettim. Onlar da çok beğendi. Beni ve izleyici güldürmeyi başarıyor. Böyle saçma sapan ben eleştirileri anlamıyorum. Böyle yerden yere vurmaları ben anlamıyorum.
Ve şey gibi geliyor bana. Bana bir tür dikkat çekme çabası gibi geliyor arkadaşlar. İşte ben bu diziyi ailemle nasıl izleyebilirim? Edep, ahlak nerede falan diye şey yapıyorlar. Ve Erşan Kuner de dizide diyor ki, bunlara bir cevap veriyor. Neyle neyi izleyeceğini sen karar vereceksin diyor. İlla bu diziyi çoluk çocukla oturup izlemek zorunda değilsin. Zaten artı 18 diye yazmışlar oraya. Ve dizi zeka gerektiren birçok espri barındırıyor. Yani o dizi sana geçmez. O kafa sende yoksa yani bu dizi sana geçmiyor. Yani sizde o espri anlayışı, o şey yoksa o diziyi anlayamazsınız. Size hitap etmez arkadaşlar. O dizi size geçmiyor, anlayamıyorsunuz. Ve size hitap etmeyen bir diziyi de oturup izlemek tabii ki hoş değil. Ama bu demektir ki diziyi oturup da yerden yere vuralım demek değildir. Bugün de böyle bir video oldu. Şu şekilde manzara göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi de bekliyorum. Nasıl buldunuz izleyenler olarak? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.